Efendim, Başkent Ankara'dan merhabalar. Biliyorsunuz efendim, gerçekten dünya içler acısı içerisinde sigaraya ve alkole, yiyeceklere, meyvelere, zebzelere Yapılan neredeyse 50 oranında zam ve emekli maaşına verilen bin TL. O bin TL'yi vermeseydiniz, bu zamları yapmasaydınız. Doğalgazımızı biz alırdık. Elektriğimizi biz öderdik. Akaryatımı, akaryakıtımızı uygun şekilde alırdık. Yine bence gerek yoktu. Diye düşünüyorum. Yani ben kaşıkla verdim. Kepçeyle aldım. Bir telefon geldi efendim. Evet. Şu an sesim geliyor mu? Geliyor. Gelelim efendim. Set yardımı denilen e, çoğunuz bilir, çoğunuz bilmez. E, küçük yaşta çocukları olan eşinden boşanmış <laughs> bir annenin Devletin vermiş olduğu set yardımıdır. Bunu da şunu bir engelleyeyim. Set yardımı efendim onu da dün değil, e, evvelsi günü açıklamasını yaptı. E, çok cüz'i miktarda zam koydu. Gelelim bez yardımına. Çocuk bez yardımına. E hiç vermeseydim. Bugün bir paket sigara 26 TL. İnsanlar gerçekten zor durumda. Ben bugün gittim kasaba. Biraz dedim e, kemikli et alayım dedim. Kuru fasulye yapacağım. Şu gördüğünüz 70 TL. 70 TL. Şu gördüğünüz. 1 kilo domates 18 TL. Yani ne anlama geliyor? Ne yaparsanız yapın. Benden bu kadar. Nasıl dolarla euroyu? Bir ara böyle yükseldi altınla beraber. Sürekli böyle kur durmadan atıyordu. Yurt dışında olsun, Türkiye'de olsun. Müdahalesini sağladınız ve anında durdurdunuz. O kadar insanlar garip olan, insanların biriktirdiği altınları, dolarları, euroları iki gün sonra fırlayan kuru aşağı zemine çektiniz olan kodamana değil, garibana yoksulu oldu. Yoksulun altınına, parasına, TL'sine, eurosuna, dolarına oldu. Günümüzde efendim sürekli yargı reformu, filan yere sunuldu. Yok şuradan geçti. Yok şu kadar tahliye olunacak. Diyerekten haberler dolanıyor. Ama sosyal medya ama uluslararası TV'lerde. E beş yıllık şartlı indirimi verecekseniz verin. Vermeyecekseniz ne mahkum ailelerini, çocuklarını ne de mahkumları umutlandırmayın. Bu dünyanın öteki dünyası var. Cezaevlerinin kronik salgını haline gelen uyuz, pandemi süreciyle mahkumların yaşam şartlarını gün geçtikçe zorlamaktadır. Her iki salgının temel sebebi hijyen olmayan ortamlardır. Bu bağlamda uyuz salgınıyla boğuşan mahkumlarımız pandemi sebebiyle revire ya da hastaneye çıkartılmıyorlar. Cezaevleri bu kabul edilme şartlarında yaşamını idame ettirmesi zorlaşmıştır. Bu sebeple mahkumlarımızın her iki salgının da bulaşıcı ve risk durumu göze gözetilerek insan haklarına uygun bir şekilde tahliyelerini talep ediyoruz. Sigaraya, alkole, zam, %50. Yani 48 %50 diyorum. İnsanlar ne yapacak? Sarma sigara içecek. Ee, gırtlak kanserinden kiminin ses telleri gidecek. Kimine buraya hortum takacaklar böyle. Yaracaklar burayı. Kimi de öbür dünyaya zincirli kuyu mezarlığına. İçkiye gelelim. O da %50'ye yakın zam. İnsanlar ne yapacak? %50 oranında vermiş olduğunuz zamla bugün tekel bayiler başkanı dahi kepenk indirmeye karar verdi. Tekel bayilerine seslendi. Çünkü kazançları yok ki. Hepsi kepenk indirecek. İçkiye gelen yüzde elli, yüzde kırk dokuz za la insanların canına kaç ölümüne sebebiyet verdiğinizin farkında mısınız? Farkında değilseniz hemen kısaca açıklamasını yapayım. Bir insan bir tane bira alamayacak. Raka alamayacak. Ne yapacak? Sahte içki alacak. Sahte içki aldıktan sonra ne olacak? Gözleri kör olacak veya yine zincirli kuyu mezarlığına gidecek. Bunun hesabını kim ödeyecek? Dünya battı. Sadece Türkiye değil. Bundan dolayı Allah yar ve yardımcımız olsun dedikçe yerin altına, yerin dibine sanki ellerimizle tünel kazdık giriyoruz. Girdik de Şunu da belirtmek istiyorum. Öncelikle engelli yüzde 40'ın yüzde 40 ile yüzde 69 arası olan engelli bireyi arkadaşlarımıza verilen miktar 660'dan 714 TL'ye çıkarıldı. %70-%90 engelli olan bireylerimize de 991 TL'den 1281 10 kuruşa çıkarıldı. Şunu da merak ediyorum. Engelli bir bireyin huzur evinde normalde düzenli maaşını al, alıp da işte bakıcı engelli raporunda bakıcı ibaresi yoksa huzur evinde kalıyorsa acaba o engelli bireyi bireyi olan hastamızın yani arkadaşlarımızın arkadaşlarımızın engelli maaşını huzur evi mi alıyor yoksa engelli bireyi mi alıyor? bunu sormam, sormakta bile hata ettim. Yani düşünün efendim, tabii ki devlet alacak. Tabii ki devlet alacak. En son efendim şunu söylemek istiyorum. Doğal gaz yardımını ilk gerçekleştiren Sayın Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Akabinde çıktınız ertesi günü hatta bir buçuk ay sonra yaptınız. Dün değil günü yaptınız konuşmayı. Mansur Yavaş doğalgaz olayını bir buçuk ay önce Kasım'ın 26'sında verdi. 500 TL'lik. Bu ay geçen ayda 300 TL bu ay 200 TL'yi verdi, 500'e tamamladı. E siz çıktınız, bir buçuk ay aradan sonra, dün değil evvelsi günü, doğalgaz faturasının yarısı devletten. Elektrik faturasının yarısı devletten. Peki bu zamlar ney? İnsanlar araçlarına korkar oldu. Yakında ata, eşeğe binmezseler ki binecekler yani bu gidişle. Hadi görüşmek üzere efendim. Almış oldum. Şu kadarcık et 70 TL 70 TL Normalde ben bunu 30 TL'ye alıyordum. 70 TL. Şuncacık et. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum efendim.